Smok/TTS kullanılıyor. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Elnur TTS. Elnur TTS'ye Fahrettin isminde yeni bir sentezleyici eklenmiş. Çok da güzel olmuş yani. Bugün onu inceleyeceğiz. Fahrettin'e metinler okutturacağız. Nasıl konuştuğuna bakacağız. Sözü fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Ben Fahrettin sesini daha önceden indirmiştim. Zaman kaybı olmasın diye indirdim, ayarlarını yaptım. O yüzden direkt ses motoru olarak Elnur TTS'yi seçerek işe başlayacağım. Talkback menüsü. Gezinme listede. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Konuşma dili. Metin okuma ayarları. Var mı yana ekranı? Metin okuma. Yukarı yazılır. Tercih edilen motor. Svox/TTS. Tercih edilen motor. İşaretli değil. Radyo düğmesi. Elnur TTS. Elnur TTS. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Elnur TTS motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı yetkinleştirilsin mi? Liste dışında. İptal düğme. Yetkinleştirmek için iki kez dokunma. Tamam düğme. Elnur TTS kullanılıyor. Metin okuma. Şu an Ahmet sesi seçili. Fahrettin sesine geçiş yapacağım. Ayarlar. Ayarlar. Yalnızca Wi-Fi. Sesleri yalnızca Wi-Fi ile indir. İşaretli değil. Konuşma kalitesi. Mümkün olan en yüksek kalite. Diller. Başlık. Azerbaycan dili. Türkçe. Varsayılan ses. Ahmet. Ses seçin. İşaretli. Ahmet. Listede. Hemen. Fahrettin. Ayarlar. Varsayılan ses. Fahrettin. Listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Evet. Fahrettin sesine geçiş yaptık. Ayarlar. Liste dışında. Varsayılan ses. Fahrettin. Listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Şimdi metin okutturuyoruz bu Fahrettin sesine. Dili tanımlayın. Otomatik dil değiştirme. İşaretli. Onay kutusu. Ses seviyesi. Konuşma hızı. Ayarlar. Bir saniye. Ayar. Konuşma hızı. Kullanıcı sözlüğü. Ekle. Kaldırın. Versiyon 5.0.0. Yalnızca Wi-Fi. Sesleri yalnızca Wi-Fi ile indir. İşaretli değil. Onay kutusu. Ayarlar. Liste dışında. Yalnızca Wi-Fi. Sesleri yalnızca Wi-Fi ile indir. İşaretli değil. Onay kutusu. Konuşma kalitesi. Mümkün olan en yüksek kalite. Elnur sesi için geçerli değildir. Konuşma kalitesi. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Diller. Başlık. Diller. Azerbaycan dili. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Türkçe. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Yapılandırma dosyası. Kapalı. Anahtar. Yapılandırma dosyası. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Versiyon 5.0.0. Versiyon. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Metin okuma. Biraz da bu genel TTS ayarlarını dinleyelim. Metin okuma liste dışında. Tercih edilen motor Elnur TTS 1.6 listede 6.ö. Ayarlar. Dil sistem dilini kullan 2.6. Konuşma hızı yavaş hızlı 4.6. %15 100 kaydırma çubuğu. Ses perdesi düşük yüksek 5.6. %20 100 kaydırma çubuğu. Çal düğme 6.6. Çal. Bu bir konuşma sentezi örneğidir. Sıfırla düğme. Sıfırla. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. O ne? Ayarlar. Apoverlage. Bir öğeden iki tanesi gösterir. Apoverlage. Ultimate ekran ve Jodelfo.
Bir de Talkback menüsünü okutturalım. Talkback menüsü. Etiketi düzenleyin listede. Sayfada gezinme. Gezinme. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Konuşma dili. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. Sistem işlemleri. İptal düğme. Apoverleç. Kaydı sonlandır. Fahrettin bu şekilde bir sentezleyici. Diğer sentezleyicilerimiz de çok kaliteli, çok güzel ama Fahrettin sentezleyicisi diğer sentezleyicilere göre, konuşamadım kusura bakmayın, diğer sentezleyicilere göre daha kaliteli olmuş sanki. Hem konuşma tarzı bakımından, hem ses kalitesi bakımından. Yalnız ufak bir ayrıntı var. O da kötü bir ayrıntı değil aslında. İlginç bir ayrıntı. Fahrettin sentezleyicisi R harfini bazen böyle keskin söyleyemeyebiliyor. R harfi bazen körelebiliyor. Ama olsun. Yine de güzel, kötü bir özellik değil. Tam aksine sıra dışı, ilginç bir özellik. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.